Hoş geldiniz Sayın Valim. Ne güzel bu güzel ilimizin bir kadın vali yardımcısı var. Kıymetli hocam, sonra konuşacağız demiş. Bu söz Adana'dan ve Adana yani Adana kebabından bahsetmeyeceğim. Ama söylediğiniz sözlere de gerçekten katılıyoruz. Bir şey coğrafi işaretleri varsa ki bizim tadında Anadolu'da da bayağı bir coğrafi işaretli ürünlerimiz var. Mesela bir bölgenin gerçekten adıyla özdeşmiş bir ürünü varsa o ürüne sahip çıkacağız ama bölgesini de ihmal etmeyeceğiz. Anladık hocam, size çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şimdi tabii ki bugün konu tadında Anadolu ama biz TAV Havalimanları'nın bir yiyecek içecek bir servis şirketiyiz. 29 ülkede 90 havalimanında bizim ayak izimiz var. Aynı zamanda da 90 farklı pasaportta 33 binden fazla çalışanımız var. Biz bir küresel markayız. BTA az önce de ifade ettiğim gibi TAV Havalimanları'nın servis şirketi. Aslında bizleri hep bir yiyecek içecek operasyonu olarak bilirler. Havalimanlarının yiyecek içecek operasyonu yöneten bir şirket olarak bilinir. Ama onun dışında in-flight catering dediğimiz uçak içi catering, yani bizim burada Türk Hava Yolları'nın ortaklığıyla yapılan bir şirket var ama bizim şu an 4 ülkede de bir in-flight catering. Otel hizmetimiz de var. Üretim tesisimiz var. Hatta Dilara Hanım buradalar. Beraber birlikte bazı markalara ürünler yapıyoruz. Kendisinin adıyla glutensiz ürünler yapıyoruz burada. 23 bin metrekare her ay 80 marka için 5 milyondan fazla 80 markaya 5 milyondan fazla 1500 aktif reçete. Şimdi bu yani bir nevi aslında Ar-Ge. Çünkü hem bunda fast foodlar var, dünya ünlü kahve markaları var, süpermarket zincirleri var ve bununla beraber BTA'nın kendi noktalarının dışında da aslında bu da altının çizilmesi gereken bir operasyon Keksenbeck üretim tesisi. In-flight catering az önce de ifade ettiğim Kazakistan, Gürcistan, Makedonya ve Hırvatistan. Bu ülkelerde de bizim in-flight catering operasyonumuz var. 2,5 milyon tepsi deriz biz buna. Dolayısıyla normalde bizim çok bilinen bir şeyimiz değildir, operasyonumuz değildir ama özellikle hazır fırsat bu fırsatken ben bunun altını çizmek istedim. Buraya eklettirmedim ama bir de bir sene önce hızlı trenlere başladık. Onların business class ikramlarını da biz yapıyoruz. Havada, karada, denizde, İdo'da bizdeydi bir zamanlar. Öyle bir mottomuz vardı. Tabii hal böyle olunca, tabii bu bir ekip işi. Birlikte başarıyoruz. Birlikte başarmanın keyfini sürüyoruz hep beraber. Keksenbeck Londra'da 2011'de en iyi tedarikçi ödülünü aldı. Dünyada birçok firmalar arasından sıyrıldı. Tadında Anadolu biraz sonra, bu slayttan sonra 2013 yılında dünyanın en iyi 30 markası arasına girdi Tadında Anadolu. Tabii ki Great Place to Work az önce de çok güzel ifade ettiler. Çok teşekkür ediyorum. İşte kadının gücü. Bizde kadın çalışan sayısı %46,7. Biz aslında gücümüzü kadınlardan alıyoruz. Tabii hal böyle olunca ilk 500, Türkiye'nin ilk 500 şirketinin arasında ilk 10'dayız. Kadın çalışan memnuniyet anketi. Great Place to Work 80 ülkede 100 milyon kişiyle anket yapıyor. Bizle de yaptı. TAV Havalimanları ve servis şirketiyle bizim kadınlarımız demiş ki konfor alanımızın ve güvenli olarak evimizden işimize gelip kendimizi en rahat hissettiğimiz şirketlerden bir tanesidir BTA. Ne mutlu ki bana böyle bir ankette böyle bir puan çıkmış. Benim hedefim takım arkadaşlarımla beraber bir kadın yöneticim de orada şu an bunu koruyup geliştirmek. Tabii ki sırf ulusal uluslararası markalar değil, kendi markalarımız da var. İşte yurt içinde 8-2-17, 200'e yakın restoranımız var bizim. Dolayısıyla burada Tadında Anadolu, evet, Restaurant Plant Spice Market, bunlar bir dünyaca ünlü havalimanlarında bizim markalarımız var ama içlerinden en kıymetlisi. Yani bu kadar iş yapıyoruz dedik. Bu kadar hikaye yazıyoruz. Orta Doğu'dan Yakın Doğu'ya, oradan Avrupa'ya, Kuzey Afrika'ya, Amerika her yere gittik. Ya kardeşim, bu toprakların bize verdiğini biz bu topraklara niye vermedik? Asırlardır
bu topraklar medeniyetlere ev sahipliği yaptı. Biz ne yaptık bu topraklar için diye 2010 Aralık gibi yardımcım da burada Kerem, o da bir Adanalıdır. Ben de Gaziantep'li. Böyle bir ayrım yapıyormuşuz dermişim. Şimdi dedik ki o zaman ne yapacağız? Oturduk bir ekip arkadaşlarımıza beraber. 213 nolu gate'in altında 5 kişiydik. Şimdi 2500 kişiyiz. Böyle bir konsept yapalım ki dedik. Bu ülkeye bir imza atalım. Yani Anadolu'ya hizmet edelim dedik. Çünkü Anadolu'nun kültürel mirasını koruyalım. Bizden sonraki nesillere aktaralım. En eski tarifleri tarladan sofraya kadar getirelim. Bunu yaparken kadın girişimciler, KOBİ'ler, çiftçileri destekleyelim. Ama bir şey unutmayalım. Çocukluğumuzda, hafızalarımızda kalıp unutulmaya yüz tutmuş tarifler var. Reçeteler var. Hatırlar mısınız o Niğde gazozu, Zaman gazozu, Ordu gazozu? Onları biz getirdik. Beyoğlu'nun zambo çikolatasını, ben işte 73 doğumluyum, hatırlarlar onları biz. Unutulmuştu. O Arap bacı çikolataları vardı, hatırlar mısınız? Unutulmuştu. Hadi onları getirelim dedik. Bunu yaparken de tema günleri yapalım dedik. Nedir tema günleri? Bazen şehrin mutfağıyla, bazen bölgeyle, Hatay mutfağı, Adana mutfağı, Gaziantep mutfağı, Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz. Önümüzdeki hafta tüm Türkiye'deki tadında Anadolu'larda Girit mutfağı yapacağız. Yani Ege bölgesinin adı altında mübadele yemekleri yapacak Dilek Yetkiner. Onu da Antalya'da Cengiz abimin otelinde gördüm. Hemen gittim hanımefendinin yanına, dedim ki şefim. Evet, biz bölgesel bunu toplayalım ama 1923'te Girit Kandiye'den gelmiş dördüncü kuşak torun hala o anneannesinin reçetelerini saklıyor hafızalarda ve Girit yemeği yapacak. Tayyar abi, kebap değil, Girit yemeği yapacak. Ne yapayım, Dilara'nın bizi hepimizi susturdu değil mi? Ben de. Şimdi daha sonra işte bu dedik ki İstanbul'da, İstanbul Havalimanı'nda, o yüzden artık iç hatların dışında 50 milyona yakın bir yolcu bizi dış hatlarda, food theater dediğimiz yerde, yani bir hikaye yapalım. 1700 metrekare bir tadında Anadolu yaptık. 11 ayrı bölüm yaptık. İnşallah çıktığınızda benim misafirim olun. Pasaport kontrolünden sonra geçiyorsunuz. 1700 metrekare tadında Anadolu, 11 ayrı bölümü var. Bir köy meydanı, köyün çeşmesi, cağ kebabı, tandır kuyusu, pidesi, lahmacunu, döneri, Sahrap Hanım'ın ev yemekleri ve burada gazete, bir de dedik ki bir ekip kurduk. 80 ayrı şehirden 500'e yakın ürün topladılar. Ama dedik ki birinci öncelik organik, natürel, coğrafi işaretleri olan ve aynı zamanda da Türkiye'nin dünyaya açılan kapılarıdır havalimanları. Hatıralarda kalsın, bir hikaye yaratalım dedik ve bu ürünleri topladık. Dedik ki birincisi süpermarketlerde olmayacak. Yani kahraman bakkal marketlerin baskısıyla ezilmeyecek. İki kişilik, üç kişilik kadın girişimciler, KOBİ'ler bir anda bizlerin desteğiyle otelimizde yatırdık. Uçaklarını aldık. Raf desteği verdik, 50 kişilik KOBİ haline getirdik onları. Mesela bu bizim için, hani dedim ya demin, bu toprakların bize verdiğini, bizim bu toprakları geri vermemiz lazım. Çünkü farklı kültürlerin, farklı coğrafyaların ortak damak tadını havalimanlarında oluşturuyorsak, bir tanesi de sosyal sorumluluk projemiz olsun. O yüzden bu üreticilerimiz, arı kadınlarından reçeller, peynirler aldı. Kırşehir'deki yerel üreticimizden akıllı pekmez. Niye akıllı pekmez? Kafası çalışan o bölgedeki insanlara pekmez akıllı derlermiş. Onu da o bölgeden aldık. Niğde bölgesinden sirkeler. Şeker Hanım, ben bu kadını gerçekten çok iyi tanıyorum. İdo bizdeyken kendisiyle tanıştım. Organik reçeller yapıyordu. Şeker kullanmıyor, elma suyu falan. Gittim tanıştım. Bizim tadında Anadolu'larda satar mısınız bunu dedim. Şu an Güzel Yıldaki, Mudanya'daki Şeker Hanım 50 kişilik bir sanayi. O kadar mutluyum ki. Ama bunu artık buradan çıkartacağım. Çünkü artık daha başka Şeker Hanımları bulmamız gerekecek. Çünkü artık o orada misyonunu tamamladı. Tabii ki Adana'mızı unutmadık. Adana, yani hani burada olma sebebi. Açıldığı günden beri şalgam hep vardı. Ali Godi değil mi Kerem?
göde. Onun şalgamı hep oradaydı. Kebabımız vardı. Yani 50 milyon yolcunun geçtiği yerde buna zırh kebabı diyemezdim. Çok özür diliyorum. Adana kebabı vardı. Dolayısıyla taş kadayıfı coğrafi işaret ürün. Hocamın dediği doğru. Coğrafi işaret ürün. Ben ona sahip çıkıyorum. Efendime söyleyeyim, ciğeri var ve sıkması var. Efendime söyleyeyim, analı kız, yüksük çorbası, Tatar çorbası mı? Adana yemekleri de var. Ben Gaziantep, Gaziantep yemeği de var. Bütün bölgeleri burada tabii 50 milyon yolcuya bu hikayeyi göstermek zorundayız. Çünkü niye? Yola nasıl çıktık? Anadolu'nun kültür mirasını yaşatmak ve bizden sonraki nesillere aktarmak diye yola çıktık. Bunu yaparken ben özellikle yurt dışında, özellikle Fransa, biz aynı zamanda Tahoe Havalimanı'nda, Aeroport de Paris, o şirket, biz Fransız şirketin ortaklıyız, geri kalanı halka arz. Ya gidiyordum, selebriti şefler görüyordum. Burada da var aramızda bizim Türk Michelin Star şeflerimiz. Demin ne güzel söyledi Müge Hanım. 4 yıldızı, 3 yıldızı hak eden şeflerimiz var. İnşallah da alacaklar. Sevgili Mehmet Aktağ, benim sevgili dostum. O da aynı şekilde. Şimdi eskiden biz havalimanını açarken İtalyan restoranı açacağız. Bizim board derdi ki İtalyan şef bulalım. Niye? Bizim şeflerimiz makarna yapmasını bilmiyor mu? Tadında Anadolu bu misyonu ortadan kaldırdı. Dolayısıyla bir gün Ömür Akkur'un, benim sevgili hemşerim, sabaha karşı 4. Keşke burada olsa da hatırlasaydı. Ya Ömür dedim, gel bir öyle bir selebriti, sen de bizim bu havalimanımızın selebritisin. Yani bizim müşterimiz de sensin. Ben Fransa'ya gidiyorum, Eric Kaiser'i görüyorum, Jil Kojan'ı görüyorum, Guy Martin'i görüyorum. Bizde niye yok kardeşim? Abi doğru söylüyorsun dedi. 2 hafta sonra tabela yazdık. Bir lansman yaptık. Şimdi burada. Hatta Mehmet Aktağ burada mı? Yok. Antalya Havalimanı'nı aldık Kazakistan'la beraber. Onunla da geçen şeyi konuştuk. Gel dedik, Antalya'da sen de bir imza atalım. Oradaki tadında Anadolu'da Ömür Akkur yerine İstanbul'da o var. Sen de yedi Mehmet. Antalya yakışmaz mı yedi Mehmetciğiniz mi? Antalya'da onu koyalım dedik. Abi dedi, üzerine çalışalım dedi. Onunla da bir sabaha karşı belki bu işler. Çünkü bizim kafalar sabaha karşı. Evet, Ömür Akkor burada. O da ne yaptı? Anadolu'nun en eski. Bakın şu aşağıda Happena Hitit mutfağının 4000 yıl önce yapılan dünyanın en eski sandviçi. Vişneli ve kayısılı siyez ekmeğin üzerine mühürlenmiş dana pombi. 4000 yıl. Ben nereden bileceğim abi? Ben sonuçta İtalyan işletiyordum, akram işletiyordum. İşte bu Anadolu. Ali Nazik 16. yüzyılda Yavuz Sultan Selim Gaziantep'e giderken bir seremoni ile karşılanıyor ve orada bir düğün, yani şey yemeği yapıyorlar, bir kutlama yemeği yapıyorlar. O kadar beğeniyor ki bunu yapanın diyor eli kesin naziktir diyor. Oradan Ali Nazik oluyor. Ya hikaye yaşatıyor her şeyi. Bir anlam yaşatıyor. Şimdi bir video var. Ben çok etkileniyorum. Gerçekten çok çok duygulanıyorum. İnşallah sesle ilgili bir problem Nasıl yaşamayız. oldu? Başta ailemiz istemedi. Çünkü biz köy bayanları dışarı çıkmamıza gözümüz açılacak diye mi baktılar? Yani ekonomik özgürlüğe kavuşacağız diye mi baktılar? Onu bilemiyoruz net düşünceyle. Ama bizi bu işte olmamızı istemediler. Ama şimdi destekliyorlar. Bizim amacımız çocuklarımızın bizi örnek alarak köyde kalmaları, doğduğumuz yerde doymalarını istiyoruz. Çünkü göç başladı köyden. Çok büyük bir göçler başladı. Onu engellemek istiyoruz. Artık babalarının değil bize geliyorlar. Anne harçlık verir misiniz diye. Yani çok mutluyum. Çok güzel bir şeymiş. Biz okutulmadık. İlkokul mezunuyuz. 17 yaşımızda, 15 yaşımızda evlendirdik. Biz yani böyle gideriz zannediyorduk. Her şey okumak değilmiş. Doğru, dürüst, çalıştıktan sonra isteyen her kadın her yere gelir. Ama doğru ve dürüst ve çok çalışmak lazım. Teşekkürler, sağ olun. Biz de İsminizi teşekkür tekrar ederiz. alabilir miyiz? Efendim? İsminizi. Dünya Çalışkan Can Kurtaran Arı. Şimdi bir şey anlamadık. Ben anlatayım. Ay yavrum, bebek mi var? El salıyorum. Şimdi Amasya Arı kadınları diyor ki, ismin ne diyor? Can Kurtaran Arı diyor, Hülya diyor. 4 tane altını çizecek konu var. İlk başta diyor eşlerimiz diyor bize izin vermedi. Karşı geldiler diyor. Ama diyor şimdi diyor orada aslında ikinci röportajında bu abi bizi buraya getirene kadar diyor. Biz diyor tek engelimiz erkeklerdi diyor. Önce diyor izin vermediler. Ama şimdi para kazanmaya başladık. O ürünler, Amasyalı kadınların ürünleri bizim bütün havalimanlarında satılıyor. Ve şimdi diyor artık diyor çocuklarımız haçlıklarını beylerimizden değil bizlerden alıyorlar diyor.
Eskiden diyor işte o kadar göç başladı ki biz onların diyor burada kalmalarını istiyoruz. Çünkü bu topraklara sahip çıksınlar diyor. Çünkü dünyada hiçbir milletin kadını Anadolu kadından daha fazla emek ve daha fazla hizmet vermez demiş Mustafa Kemal Atatürk. İşte burada. İşte Anadolu kadınları. Teşekkürler Adana. Teşekkürler.